Sevgili Adem abi, yine Beykoz'da son dönemde gündemde olan bir konuyla ilgili görüşlerini almak üzere yapmış olduğumuz müracaatı kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Şimdi Beykoz Elmalı yolu üzerinde eskiden halk tarafından basın sitesi olarak bilinen, bir ara Kiptaş'ta adı geçen büyük arazinin ulusal basında, yerel basında son günlerde haberleri çıktı. Ve bu haberler konusunda tahmin ettiğimiz kadarıyla bu işi bilmeyen herkesin kafası karışık. 2012 yılında burayla ilgili biz bir haber yapmamıza rağmen, bu basın sitesinden Kiptaş'ın devriyle ilgili 21 Mayıs 2015'te bir vatandaşın bilgilendirme adı altında göndermiş olduğu haberi okuyucularımıza aktarmamıza rağmen 21 Mayıs 2015 tarihinde Muhalefet Partisi bu adı geçen yerde basın açıklaması yapmış olmasına rağmen, değişik gazetelerde değişik yorumlar çıkmasına rağmen hala Beykoz'un kafasının karışık olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla Doğuş Haber ailesinin bir ferdi olarak 4 dönem meclis üyeliği yapmak ve Beykoz'u iyi bilmek açısından bizim müracaat edeceğimiz tek kişi sizi bulduk. Dolayısıyla bize halkın net aydınlanabileceği şekilde, kafaların karışmayacağı şekilde bu halk diliyle, derler ya halk dili, evet. Bu şekilde bize bu konunun net olarak aktarılmasını, kısa özünü açıklayabilir misin Adem abi? Biz bunun için geldik. Böyle bir imkanı verdiğin için özellikle teşekkür ediyorum. Benim de amacım kamuoyunu doğru bilgilendirmek. Adem abi, kayda girmesi açısından biraz daha yüksek sesle rica ediyorum. Böyle bir imkanı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Amacım kamuoyunu doğru bilgilendirmek. Evet. Beni oranın mülk sahibinin kim olduğu, ne olduğu hiç ilgilendirmiyor. Yapılan işin ne olduğunu, doğru mu yanlış mı olduğunu anlatmak istiyorum. Evet. Şimdi bu arazi herkesin Beykoz'da bildiği gibi yıllardır bir türlü imar müsaadesi alamayan, sizin gazetenizde bile zaman zaman röportajları olmuş, başka gazetelerde olmuş bir mülk. Şimdi bu mülk vatandaşı müstakil tapulu, özel orman statüsünde bir yer. Birkaç tane parselden meydana geliyor. Fakat yıllardır da imar izni alamıyor. Nasıl ki Beykoz'da 2B ile ilgili orman dışına çıkartılıp hazine adına tescil edilmiş, bugün de vatandaşlara aşama aşama tapuları veriliyor. Müstakil tapuya da dönüştükten sonra konut alanına açılacak yerler var. Şimdi burada da vatandaş diyor ki, ya burası özel orman statüsünde diyorsunuz. Güzel de benim de tarla vasfına gelmiş buranın içinde bir sürü yerim var. Ben bu yerlerin orman dışına çıkartılmasını, tarla olarak zaten tarla diyor, tescil edilmesini istiyorum. Ve mahkemeye veriyorum. Yargı kararıyla, yani bu hakkı diğer iki beydeki yerler gibi istiyor vatandaş değil mi abi? Vatandaş da diyor, benim tapulu malımdan diyor, burası özel orman değil ki diyor, burası zaten benim tapulu malım ama tarla. Aynı şekilde istiyor. Ya bunu vatandaşa veriyorsun da benim tapulu malım da bana da ver diyor. Evet. Ve mahkeme kararıyla, ben halk diliyle anlatmaya çalışıyorum. Evet, evet. Mahkeme kararıyla kesinleşiyor. Bu imar planı yapılan yeri orman dışına, tarla statüsüne getiriyorlar. Tarım Bakanlığı'ndan da olur ön izni alınıyor. Çevre Bakanlığı'na vatandaşlar tarafından İmar planına dönüştürülmesi için müracaat ediliyor ve bugünkü 0.80 imarı alıyorlar. Yani şimdi diğer bir tabirle şöyle geniş baktığımızda, siz 2B ile ilgili araziyi çıkartacaksınız, vatandaşa vereceksiniz, inşaat müsaadesinde vereceksiniz, doğru olan bu. Çıkartacaksınız derken ormandan çıkaracaksınız. Tabii 2B ile ilgili, evet. Vatandaşa vereceksiniz, evet. Verin, doğru bu.
Ama benim tapulum alımdaki yere inşaat müsaadesi verilince rant var burada diyeceksiniz. Yani ben hiç değişik görmüyorum bu olayı. Samimiyet yok. Bu işte rant var, işte şöyle değiştirdiler, böyle değiştirdiler sözünün ciddi olmadığına inanıyorum. Ya şimdi diğer mantıkla bir de şöyle bir söz çıkıyor ortaya. İşte burası doğal sit alanı, nasıl müsaade edersiniz? İyi o zaman Beykoz'da şu Beykoz'un tamamı doğal sit alanı oldu. Ne yapacağız yani, bu Beykoz'da plan çalışması yapmayacak mıyız? Yani burada iddia eden insanlar için söylüyorum. Yani hem orman diyeceğiz, doğal sit alanı diyeceğiz. Buraya verilmez, buraya nasıl kıydınız diyeceğiz. Hem de vatandaşlar takılan alsınlar, niye imar müsaadesi verilmiyor diyeceğiz. Böyle bir çifte standartlık olmaz. Ben etik bulmuyorum bu olayı. Çok da uzatmak istemiyorum. Ama özetle şunu söylüyorum. Vatandaşların müstakil tapulu yeridir. Yapılan yasalara uygundur. Çevre Bakanlığı'na müracaat etmişlerdir. 0.80'i geçmeyecek. KAKS 0.80'i geçmeyen inşaat müsaadesi veriyorlar oraya. Büyük bir ihtimalle o bölgenin planı da olursa o noktayı geçmeyecek. Gümüşsuyu'nda o kadar güzel yer, o kadar manzaralı yer. Biz oraya 1.20'ye kadar imar verdik. 1.20. Hiç sesimiz çıkmadı. Vatandaşın müstakil tapulu yerine veriyoruz. Burası rahat bölgesi diyoruz. Yani ben Beykoz'u seven bir insan olarak içime bunu sindiremiyorum. Ve bu bölgenin, yani Beykoz'un neresinde olursa olsun vatandaşların kendi büyük arazileri varsa kendileri müracaat etsin. Belediye her tarafa yetemeyebilir. Kim yaparsa yapsın Beykoz'un bir an önce imar mevzuatına kavuşması lazım. Beykoz'daki bütün halkımızın bundan istifade etmesi lazım. Beykoz'un planları siyasete kurban edilmemesi lazım. Çünkü Beykoz hepimize lazım. Biz burada yaşıyoruz. Sonuç olarak da planlar yasalara uygundur. Bunu zaten demeçlerde söyleyen insanlar kanunsuzdur diyemiyor. Yani geçtiğimiz günlerde Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de yapmış olduğu açıklamada buranın kanunsuz olduğunu söylemiyor. Yani. Söyleyemiyor. Değil ki, yasalara uygun. Son günlerde çıkan haberlerde de kanunsuz deniyor. Değil. Sizin yaptığınız açıklama doğrultusunda konuşuyorlar. Aynen öyle. Sadece siyasi malzeme yapılıyor. Ben Beykoz'un planlarının siyasi malzeme yapılmasını istemiyorum. İktidarda kim olursa olsun. Bu iktidar gider, bir başkası gelir. Hiç önemli değil. Beykoz'un planları siyasi malzeme yapılmasın. Ha bir de Tekin Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 100 binlik planlar İstanbul'un namusudur dedi diyor. Doğrudur. Ama 100 binlik planlarda hata varsa o namus düzeltilmeyecek mi? Şimdi siz 100 binlik planlara bakarak Beykoz'da plan çalışması yaparsanız o zaman hiç plan yapmayacaksınız. Beykoz yine eski halin olacak. Ve bunca çalışmalar var. Bunca araziler orman dışına çıkartıldı. Vatandaşa teslim edildi. Vermeyelim mi bunlara müsaade? Böyle bir mantık olur mu? Dolayısıyla bu hususta konuşan arkadaşlar Beykoz'da mesuliyet sahibi olacak kişiler olması lazım. Böyle her aklına geleni konuşmaması lazım. Anladım, anladım. Yani işin özü oradaki yapılan olay doğru. Doğrudur. Biraz saptırılıyor diyorsunuz. Ben yalnız Adem abi, sizin yaptığınız açıklamadan net olarak ben algıladım. Vatandaşların, okuyucularımızın da bu sizin görüntünüzle, canlı sesinizle vermiş olduğunuz bilgiden anlayacağını bile diyorum. Yalnız bizim açımızdan bir karışıklık var. Orayı da yine bu işi bilen birisi olarak düzeltmenizi, biz yanlış yaptıysak bizim yanlış yaptığımızı, düzeltmemiz gerekirse düzeltmenizi rica ediyorum. Biz geçmişte 2012 yılında o bölgeyle ilgili yaptığımız haberde bizim yaptığımız başlık Beykoz'da büyük ranttı. Şimdi burada bugünkü konumda rant olayı yok ortada. Ama geçmişte basın sitesi kooperatifinin Kiptaş'a geçimiyle ilgili basın sitesi kooperatifi orada yapılanma izni alamadı. Kiptaş alır düşüncesiyle Kiptaş'a orası devredildi. Biz o rantı onun için kullandık. Yani oranın
fiziki konumda yapılacak imalatın rantını Kiptaş elde edecek anlamında kullandık. Yani bugünkü konuyla bizim o günkü yaptığımız Beykoz'un büyük rant başlığının bir benzerliği yok, öyle değil mi abi? Hiç alakası yok. O ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Şimdi ben o zaman konuyu bitiriyordum ama bir parça bizim de şeyimiz otursun. Çünkü bizim başlığımız Beykoz'un büyük rant, orayla ilgili 2012 yaptığımız başlık. Ama bizim olayımız sadece basın sitesi kooperatifinin mülkünü Kiptaş'a devretmesi, oradaki fiziki rahatlığı sağlayacak imar durumunu Kiptaş'ın ben alırım, ben yaparım düşüncesiyle oranın rantını da sahibi olacağını ortaya koyduk biz haberimizde. Zaten bu sizin söylediğinizin altına geçmişte bu şekilde yaptığımız haberlerin linklerini koyacağız. Vatandaş anlayacaklar ama hiç değilse denklem kurmasınlar, doğru denklem kursunlar diye buraya açmanızı isterim ben. Buyurun. Şimdi sözlerimin başında aslında anlatmaya çalıştım. Bu parselin şu anda konuta açılan bölgesi var. Orası tarla vasfında gösterildiği için %5 imar kalktı. Normal imar statüsüne getirildi. Yani şimdi rant dediğimiz devletin arazisini kapatırsınız 2B gibi, bir başka türlü kullanırsınız. Ya vatandaşın müstakil tapulu yeri, müstakil tapulu yerine inşaat yapılmasının rantla ne alakası var? Ha burayı yapacak da kime satacak? Yine insanlar alacak. Yani varsın, alsın. Yani rant olsun, Beykoz'un işçisi çalışsın, işvereni çalışsın, oralarda büyük binalar yapılsın, bağ bahçesi olsun, bekçiler olsun, hizmetçiler olsun. Bunun topluma rant var burada. Bir kişiler değil, herkes kazanacak. Varsın kazansın. Biz 2012'de yaptığımız haber aynı sizin şu an söylediğiniz gibi. Yani orada yapılacak imalat yasal zemine oturtulduğu zaman orada Beykoz'un inşaat sektörü oradan nasibini alsın. Beykoz'daki diğer esnaf kolları, o işle ilgili esnaf kolları oradan nasibini alsın. Belediyemiz yararlansın, spor kulüplerimiz yararlansın anlamında rant olarak biz kastettik zaten. Böyle olması lazım. Evet. Ama yine söyleyeyim. Yani, yani bunu çok özür dilerim. Bunu geçmişteki örneği hatırlarsınız. Tepe grubunun Beykoz'a gelmesiyle Beykoz kulübünü yıllarca himayesi altına alması gibi bir ranttan bahsediyorum. Evet, herkes kazanacak. Evet. Beykoz'da herkes kazanacak. Orayı yapan da kazanacak tabii. Biz servet düşmanı değiliz ki. Çok doğru. Yani abi, bardağın dolu tarafından bakmamız lazım. Hep boş tarafından bakarsak Beykoz bugünkü halinden bir arpa boyu ilerleyemezse Beykoz'a yazık eder. Sanırım bu konuyla ilgili son günlerde çıkan haberlerin üzerine bu iyi bir açıklama olacak. Ben bizi kabul ettiğiniz bu konuyla ilgili çok ciddi net açıklamalar bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Konuyla ilgili toparlayacak bir cümleleriniz varsa onu alalım. Ondan sonra teşekkürümüzü kabul edelim lütfen. Buyurun. Şimdi toparlamadan çok. Bu benim söylediklerimin geçen de söylemiştim. Aksini söyleyenler varsa ben buradayım, hazırım. Bu insan her platformda da tartışır. Her zamanki halimde konuştuğum sözlerin arkasındayım. Ben ama bardağın hep söylüyorum. Dolu tarafından bakıyorum. Olmaz değil. Hep iyimser bakıyorum. Çünkü Beykoz hepimize lazım. Biz Beykoz'dayız. Herkese teşekkür ediyorum. Birkaç gün sonra seçimler olacak. Evet. Eski bir siyasetçi olarak ununu elemiş, eleğini asmış ama hep bilgisine başvurduğumuz bir büyüğümüz olarak, sivil toplum kuruluşu lideri olarak 7 Haziran için seçmenlere bir cümle söyler misin? Ben geçenlerde gazetecide de demeç vermişti. Kime oy verirlerse versinler. Demeç değil, köşe yazmış. Köşe yazmış, evet. Kime oy verirse versinler ama mutlak surette sandığa sahip çıksınlar. Sandığa sahip çıkmak, oy vermek demek, ülkeye sahip çıkmak demektir. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.